Selamlar millet ben Metin yeni bir Rise of Kings videosunun hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz bugün kendi hesabımda arkadaşlar Normalde daha önceden yapmam gereken ama bayağıdır ertelediğim yeri geldiğinde sonra yaparım dediğim bir şey yapacağız Bugün e, John'u fullleyeceğim kendi hesabımda Normalde ben bu hesabımda Elimden geldiği çoğu böyle meta komutanlar yapmaya çalışmış. İşte burada gördüğünüz gibi Zuge var. İşte burada Bodycam var, Nevski var falan var. Ancak hani şey işte alt tarafta CPON falan da var. Ancak son zamanlarda böyle ikinci kıta süvariye yöneldikten sonra ben normalde eee Suvari olarak Nevski ile William kullanıyordum. İkinci kıta yani böyle tek tük kullanıyordum ama yaklaşık bir hafta falan önce tamamen böyle ikinci süvari setimi şöyle neredeyse burada da şeyim var, silahım var. Neredeyse bitirdim ikinciyi de. Aksesuarlarım eksik. Dedim ki madem böyle bir ikinci set yaptım, neden ikinci bir e, süvari setine doğru yani komutan setine doğru gitmeyeyim? Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. E, Nevski arkasına e, William kullanacağıma. Nevski'nin arkasına Joan yapayım. Zaten şu an KVK 3'e giriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık KVK 3'lerde e, fetih sezonu komutanları kullanılıyor. Yaklaşık 2 hafta sonra. E, bildiğiniz gibi yine KVK 3 tamamen antik, kalın antik kalıntılar savaşlarıyla bitiyor. Yani sadece kralın topraklarında e, herkes toplu bir şekilde savaşıyor. Onun dışında full tek kıta savaşıyorsunuz. Ben de dedim ki madem böyle bir şey var gideyim Nevski'nin arkasına. Juan yapayım. Kralın topraklarına da 1.5 ay kadar bir süre var. 1.5 ay yine heykelim biriksin. 950 yakın heykelim var. 700 heykel birazdan Joan'a vereceğim. Daha sonrasında kalan heykellerimle de ee, tabi şu an ben Gubingi açamıyorum. Çünkü Kvk 3'e daha girmedik. Gubing geldiğinde 500-600 heykelim olur. Yine bir çarp çeviririm. Direkt bunu fullerim. Neski Joan, gubing William iki tane meta süvari komutan kompunu yaparım dedim. Şimdi bunu 40'da bırakacağım. 60 yapmayacağım. Çünkü birinci kullanmayacağım. Şöyle direkt bir levellerine basalım isterseniz. Şöyle 2 bu sanırım. 1 bu sanırım. Şöyle miydi? Dur. Bunu nasıl yapıyorduk ya? 1, 2, 1, 2, 3 böyle miydi? Hepsini şey mi yapacağız ya da? Böyle atmaması gerekiyor ya dur. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle 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 yap. Şimdi kritik falan atar. Şöyle bir yapalım. Şöyle yapalım. 60 diyor. Şimdi kritik mortik Şöyle yapalım. Ee, atması gerekiyor şansımıza göre. Çok güzel abi. Bayağı şanslıymışız. Hemen şunları bir levelini yükseltelim. Verdim direkt bini. Hemen şöyle bir 40'a kadar götürelim. Okey. 30'da kalsın. Bunları da rastgele atalım. Çünkü dediğim gibi fullemeyeceğim. Yani 60 seviye yapmayacağım. Şu anlık aklımda yok. Şöyle şunları verdim. Şimdi 1-1-1-1 Juan'ım var. Bu arada neden bir anda Juan yapma geldi aklıma? Tekrar söyleyeyim. Kvk 3 bildiğiniz gibi çoğunlukla e, ruinslerde savaş oluyor yani bir kıtanıza savaşabiliyorsunuz e, benim de hem okçu setim okçu değil pardon süvari setim e, ideal kvk için çok iyi değil kötü de değil ideal yani muhtemelen neski şu an işte Zuge YSG yaparım veyahut da Guan ile CPU yaparım. Guan ekipmanlarım şu an bunda. Bu yüzden dedim ki Nes yapayım. Gubinki daha sonra yaparım. Çünkü Hatta Nevski Gubink bile olabilir. Belli olmaz. Yaparız bir şeyler. Bir de krallıkta rally liderliği falan durumum oluyor bazen. Özellikle KVK 3'te mutlaka olur diye tahmin ediyorum. Çünkü krallıkta çok fazla fetih sezonu komutanlarına sahip oyuncu yok. Bu yüzden bu rolü de üstlenirim diye direkt şu yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Şöyle becerine giriyorum. 948 heykelim var. 950 oluyor iki taneyle. Şöyle hızlı hızlı buraları zaten geçerim. Ben sararım. Hemen bunu fullleyip geliyoruz. Ve son skillde bastık arkadaşlar. Yani klasik artık çok böyle heyecan meyecan olmuyor. 30. falan komutanım bu. Şu tuşa basıyoruz. 29. veya 30. komutanım bu saymam gerekiyor. Hayırlı olsun diyorum kendime şimdi. Kaçıncı komutanım bu acaba? Her komutanı fullediğimden sonra sayıyorum ben. Fix'tir bu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane komutanım var. Bir tanesi Eftelya. Burada 5, 5, 5, 5 3, neredeyse 5, 5, 5, 4'te bir Artemis'im var. 260 heykelimiz kaldı. 1,5 ay desek. 45 gün. Her gün 3 heykel sabit geliyor. 90-180 heykel falan desek. Hani etkinlikler, etkinliklerden 200 desek. 460. Çarkı 100 çevirsek. 80 heykel gelse. 560 ama falan. 5-5-5-4-5-5-5-3 falan oluyor gubin kim. En kötü senaryoda. Yine halledilir. Şimdi... Güzel bunu da aldık var mı başarım falan aldığımız bir şeyler güzel var şunları hemen tıklayalım ee, özellikle süvariye şu anda bu kadar yoğunlaşma sebebim bildiğiniz gibi zenit geliyor arkadaşlar ve %15 sağlık verecek olan hemen şöyle temayı size gösteriyorum. Evet bu. Şekli her ne kadar hoşuma gitmesi de buffları beni daha çok ilgilendiriyor. %15 sağlık veren bu temayı da almayı düşünüyorum. Ee, yine yayını falan yapacağım bunu zaten. ya yani muhtemelen bu videoyu pazartesi veya salı yayınlarım. Zenit'te çarşamba günü geliyor. Direkt abi maksimum 40 milyon minimumda 25-30 milyon basıp almayı düşünüyorum. Umut ediyorum. Buradan 115 süvari sağlığımla var. Garnizon lideri olamayacağım ama rally lideri olmak için hiçbir engel yok. Zaten KVK teknolojisi yok. KVK 3'te bildiğiniz gibi sadece kralın topraklar aralarla lider olabileceğim. O da ayrı bir durum tabi ama yine krallığıma faydalı olacağım düşünüyorum. Ee, kısa bir videoyu Zaten test raporu falan filana gerek yok. Çok eski bir komutan. Bir yıldan fazla oldu. Hatta bakalım hemen ne zaman geldiğine bu komutanın. Şöyle bakıyoruz. 2022 diyor aynen. Bir, tam bir sene olmuş hatta. 10. ayda gelmiş. Ben 9. ayda fırlamışım. Yani tam 13 ay falan önce gelmiş bir komutan. O yüzden test raporunu falan yapmıyorum. Direkt bir video çıkarmak istedim. Hesabımın gelişimini çok fazla artık yapamıyorum. Mesela siz benim en son ekipman işlediğimizi muhtemelen Neske'ye falan ekipman yapmışım Şu işlediğim 5-6 ekipmanın hiçbir videosu falan yok. Bunu zaten 3126'ya göç ettiğimde yaptım. Buradaki gerek olan 5 ekipmanı yani şu gördüğünüz 5 ekipmanı bir hafta içinde işledim. Hiçbiri kritik atmadı. Çok iyi. Onu da değin, değinmek istiyorum. Ona da. Yaklaşık 28 tane ekipmanım var. Bakın görüyorsunuz. Ve bu 28 ekipmandan abi 1, 2, 3 tanesi kritik. Harika ya yemin ediyorum var ya. Bak iki yüzüğüm var. Hadi yüzükler neyse 3 tane borum var abi kritik değil iki tane göğüslüğüm var kritik değil iki tane başlığım var o da kritik değil Ayakkabılarım kritik değil Burada nest eldiven kritikli bunu da 2 kere e, Yenilediğim halde kritikli Bu tek seferde geldi bir de bu Hançer tek seferde geldi hani hançer değil, de boru yüzük gelse daha iyiydi ama Anla Kaap yapacak bir şey yok e, Sonraki e, ekipman işlemlerinde falan herhalde bu hesaba daha fazla yoğunluk yaparım i̇şte Video falan çok fazla uğraşmıyorum bu hesapta full fokus Koreli hesaba bakıyorum ama e, Kritik Yapmaya çalışırken yani yenilerken Bu hesabada Videoyu yayın falan yaparım Bu videoda bu kadardı haber vermek istedim hesabımla ilgili Zenit'te yaklaşıyor Zenit'te yayınlar falan yapacağız Uzun uzun zaman sonra yani Kendi hesabımla ilk kez ama Koreli hesaptan sonra kendi hesabıma da bir zenit alacağım. Koreli hesabı zenit alma durumumuz %50, %50 arkadaşlar. Henüz belli değil ama ya benim tarafımdan soracaksınız. Ben almak isterim çünkü biz Koreli hesapta 3 tane süvari kullanıyoruz. Ancak krallık durumları falan biraz sıkıntı olduğu için alamayabiliriz. Ama belli değil onun haberini yaparım zaten Discord sunucumda. Bu arada Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Çoğu haberleri, duyuruları falan oradan yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki Rise of Kingdoms canlı yayın videolarına görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.